Derneğiniz tarafından düzenlenen Türkiye 4. Muhasebe Uzmanlığı Kongresi'ne iş takvimimizin yoğun dönemine gelmesi dolayısıyla katılamayacağım. Davetinize teşekkür eder, kongrenin başarılı geçmesini diler. Şahsınızda tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Sayın Profesör Doktor Veysel Aroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı. Sayın Doktor Murat Yalçındar Taş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı. Sayın Avukat Selam Öztürk, Kadıköy Belediye Başkanı. Sayın Murat Türker, BDDK Devletleme Kurulu Başkanı Yardımcısı. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı. Mehdi Eker, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı. Hayati Yazıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanı. Nevi Avcı, Milli Eğitim Bakanı. Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Valisi. Doktor Kadir Topbaş, İstanbul Belediye Başkanı. Sayın İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı. Sayın Egemen Bağış, Avrupa Birliği Bakanı. Sayın Muammer Güler, İçişleri Bakanı. Sayın Zafer Çağlayan, Ekonomi Bakanı. Kendilerine teşekkür ederiz. Evet, şimdi ikinci oturumumuzun konusu Türkiye'de bağımsız denetimin geleceği ve uluslararası karşılaştırmalarımız. Bu oturumu yönetmek üzere İstanbul SMM Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Profesör Doktor Metin Sağmanlı konuşmacı. Doktor Ozan Can Güler, BDDK Başkan Yardımcısı. Doçent Doktor Orhan Çelik, TMSK eski başkanımız ve Kamu Gözetim Kurumu Yönetim Kurulu üyesi. Sayın Fatih Tural, Yemin-i Mali Müşavir, Bağımsız Denetim Derneği Başkanı. Başarılar. Teşekkür ediyorum. Hakikaten bir şey hazırlamak çok basit değil. Biz sadece izliyoruz. Ama biliyorum ki arkadaşlarım günlerdir büyük bir heyecanla emek verdiler. Bu emeklerinden dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bağımsız denetim sürecinin hem bizdeki gelişim hem de dünyadaki karşılaşma boyutlarını ele alacağız. Fakat öyle bir noktaya geldi ki nereden başlayacağımızı gerçekten bilmek zor sevgili arkadaşlar. Şöyle ki biliyorsunuz en son bu süreci belirleyen bağımsız denetim yönetmeliği konusu TÜRMOB ve İstanbul Odamız tarafından dava açılmış durumdadır. Ve yine alınan bir karar doğrultusunda tüm SMM odaları bu davaya müdahalara katılacaklar. Böyle bir süreçte hakikaten önemli bir konuyu birlikte tartışıyoruz. Ben değerli konuşmacılara ışık tutması açısından çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum ama İstanbul'da yapmış olduğunuz bir arama toplantısı konusunda sizlerin bilgisini sunmak istiyorum ki bu arama toplantısının sonuçlarını ilk defa burada açıklıyorum. Onu da belirteyim. Tabi ismi olarak biz geçmişte birçok arama toplantısı yaptık. Özellikle enflasyon düzeltmesi başta olmak üzere birçok alanda arama toplantısı yapıldı. Ve son
bağımsız denetim süreciyle ilgili de kafaların karışması nedeniyle, sürecin farklı bir yere gitmesi nedeniyle bir arama toplantısı yapalım dedi. 2 Mart'ta Divan Oteli'nde yaklaşık 24 kişinin katıldığı bir arama toplantısıdır bu. 12 bilim insanı var bu toplantıya katılan. Diğer yandan bağımsız denetim uygulamasından gelen arkadaşlarımız var. Kamu kurumundan arkadaşlarımız var. Ve de mesleki derneklerimizin tüm temsilcilerin davet edildiği bir arama toplantısı. Şimdi biz bu toplantıda değerli arkadaşlarım sorular sormuşuz. Bu sorular sonucundaki bu 24 kişinin ortak akılla ortaya koyduğu düşüncelerin de neler olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bağımsız denetim sürecinin taraflarından biri olan TÜRMOK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, başta üniversiteler olmak üzere bu kurumun oluşumunda yaptığı düzenlemeler ve uygulamaları ile TTK'nın oluşum sürecinde etkili olundu mu, bunlarla bir işbirliği sağlandı mı gibi bir soru sormuşuz. Verilen ortak düşünce şu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hazırlanması döneminde oluşturulan hazırlık komitesi gerek meslek örgütleri gerekse üniversiteleriyle yoğun bir çalışma ve işbirliği içerisinde bulunmuşlardır. Ancak gözetim kurumunun hazırlama sürecinde meslek örgütleri ve üniversitelerden bildiğimiz kadarıyla görüş alınmamış ve işbirliği yapılmamıştır. Bu sebeple gerek yapılan değişiklikler, gerekse oluşturan kurum, bilimsellikten, dünya uygulamalarından ve 6102 sayılı yasanın oluşturma yorumundan uzak olarak ortaya çıktığını düşünmekteyiz diyorlar. Dünya örneklerine bakıldığında gözetim kurumları genellikle halka açık şirketler için oluşturulmakta, KOBİ ve halka açık olmayan şirketlerin denetimlerinin gözetimi ise daha çok meslek örgütleri tarafından yapılmaktadır. Örneğin İngiltere'de var olan yapıda muhasebe standartları, denetim standartları ve gözetim işlemleri 3 ayrı kurul tarafından gerçekleştirmektedir. Bu kurulların bütçeleri, üyeleri ayrı olan 3 ayrı özel kurul olup sadece iş bile amacıyla bir üst kurula bağlanmıştır. Ben özet olarak geçeceğim müsaadenizle. Ve yine yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı kurum üzerinde etkili olma çabasının öne çıktığı gözleniyor. Yeni yaklaşımla birlikte hem üniversite temsilcilerini hem de uygulamacıların yapılanmada yeteri kadar yer almadıkları görülmektedir. Bu yapısal nitelik kurumun uygulamalarının bilimsel gerçeklikten ve dünya uygulamalarından uzak olmasına, diğer yandan da ülkemizdeki öteden beri var olan kamu gözetim birikiminin göz ardı edilmesine yol açılmıştır. Ve kuruma verilen ve büyük ölçüde uygulama yönelik görevlerin yetki devri vasıtasıyla meslek örgütlerine ve akademik üyelerin daha fazla yer aldığı özel çalışma kurumlarına bırakılması uygun olacak. Şimdi bakın, değerli hocalarım, saygıdeğer meslektaşlarım, İsimleri açıklayamıyorum. Bu toplantıyı kıdemli bir hocamız yönetti. Son derece saygın insanlar. Ve tamamıyla bu toplantının gerek uluslararası sürecinin değerlendirmesi, gerekse bilim dünyası açısından bakılması gerektiğini özellikle altını çizmek istiyorum. Ve tartışmaları da değerlendirmeleri hakikaten baştan ifade edeyim, biz doğru mu yapıyoruz, yanlış bir sürece mi giriyoruz? En azından bilim dünyasını yorumlanarak bir değerlendirme ihtiyacı duyduk ve
açıklamalar ortada sevgili arkadaşlar. İkinci olarak gözetim kurumunun ülkemiz ve mesleğimizin gerçekliğiyle ne kadar bağdaşmaktadır? Bağdaşmayan yönlerin olduğunu düşünüyorsanız bunun neler olduğunu belirtin demişiz. Ve şu yanıt verilmiş. Gözetim kurumunun oluşması temel amaç ülkemizdeki gözetim konusundaki çok başlılığı ortadan kaldırmak ve merkezi bir gözetim sistemini oluşturmak. Ancak kuruma atfedilen görevlerin fazla olması sebebiyle kurumun gerçek amacını yerine getirememektedir. Buradan hareketle SPK ve BDDK kanunlarında yapılan son değişikliklerle çok başlı yapıda başlanan noktaya geri dönülmüş, gözetim kurumunun yetkilerinin önemli bir kısmını kaybetmiş, bir ara yetkilendirme kurumu haline gelmiştir. Gözetim kurumu yeniden ana amacına hizmet edecek, işlevsel bir yapıya dönüşebilmesi için bir muhasebe standartlarını belirleme yetkisi, muhasebe uygulamacılarının ve akademik temsilcinin yer aldığı özel bir kuruma. Denetim standartının belirleme yetkisi, denetim uygulamacılarının ve akademik temsilcinin yer aldığı özel bir kuruma, sicil, yetkilendirme ve eğitim işlemleri meslek örgütüne bırakılmalıdır. Üçüncü olarak değerli arkadaşlarım, gözetim kurumunun TÜRMOB'un meslek yasasıyla belirlenmiş bağımsız denetimle ilgili yetkilerin kullanım sınırları arasındaki çatışma noktasını meslek mensubunun kazanmış haklarını da göz önüne alarak değerlendirmesini sağlıyorum. Ortak görüş şu, ülkemizde mevcut durum incelendiğinde SPK'da ve halihazırda diğer tüm alanlarda bağımsız denetim yapma yetkisi SMM'ler ve YMM'lerindir. Dolayısıyla TÜRMOB'un talebi yeni bir yetkilendirme değil, halihazırda kazanılmış ve kullanmakta olan hakların devamı niteliğindedir. Gözetim kurumundan beklenen kıdeme, ünvana, yıla, yaşa ve meslek mensupları kişisel özelliklerine göre değil, yaptığı işin niteliksel ve niceliksel kalitesine göre gözetim ve değerlendirme yapılmasıdır. Dördüncü olarak değerli arkadaşlar şu soruyu sormuşuz. TÜRMOB'un 6102 sayılı TTK sürecinde hazırlamış olduğu yeni TTK, COBİ TFRS'e ve bağımsız denetim eğitimleri içeren ve yaklaşık 40 bin meslek örgütü eğitimli proje doğru muydu? Gözetim kurumunun TÜRMOB'un bu eğitim projesini neden kabul etmedi diye bir soru yöneltmişiz. Verilen ortak görüşü 6102 sayılı TTK kanunun ilk yayınının halinde muhasebe kayıtları ile finansal raporlama TFRS'ye göre ve TÜRMOB üyesi meslek mensupları tarafından yapılıyor. Bu nedenle TÜRMOB ölçeğinde bir meslek örgütünün böyle bir girişimin kayıtsız kalması da düşünülemez. Dünyadaki tüm meslek örgütlerinin asli görevlerinin bir parçası olarak sürekli eğitim çalışmaları yapmaktır. Bu nedenle TÜRMOB'un bu eğitim projesi doğru ve yapılması gereken bir projedir. Ancak gözetim kurumu TÜRMOB'un TMS, TFRS, bağımsız denetim ve TTK eğitim projesini değerlendirmeye almamıştır. Bu kadar kapsamlı ve nitelikli bir şekilde gerçekleştirilen bu proje, gözetim kurumu tarafından detaylı bir şekilde incelenmemiş, projeyle ilgili herhangi bir eleştiri veya öneri kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Proje doğrudan göz ardı edilmiştir. Burada izlenmesi gereken doğru yol, bu eğitim projesinin İFAD tarafından yayınlanan eğitim standartları esas alınarak değerlendirilmesi, var ise eksiklerin belirlenerek TÜRMOB'a düzeltici, tamamlayıcı önerinin getirilmesidir. Bu şekilde ayrıca kamu kaynaklarının etkin bir kullanımı sağlanmış olacaktır. Beşinci olarak şu soru sorulmuş. Yeni TTK değişmeden önce tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetimine tabi olmaları doğru muydu?
yapılan değişiklik de bağımsız denetimin kapsamının daraltılması doğru oldu mu? Gelecekte bağımsız denetimin kapsamı ne olmalıdır? Ülkemizde verilen ortak yanıt, ülkemizde öteden beri vergi muhasebesinden bilgi muhasebesine geçiş sağlanamamıştır. 602 sayılı Türk Ticaret Kanunu bu eksikliği gidermek ve Türk muhasebe sistemini uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Bunun bir tamamlayıcısı olarak da yine uluslararası standartlarla uyumlu bağımsız denetim uygulaması daha yaygın olarak kullanmak üzere sistemimize girmiştir. Yeni TTK değişmeden önceki hali bilgi için muhasebeye uygun olarak ihlas edilmiştir. Sermaye şirketlerinin tümünün bağımsızlığına tabi olması ilkesel olarak doğrudur. Kayıt dışının bu kadar yoğun olduğu bir ülkede yöneticileri getiren sorumluluklar da dikkate alındığında denetimin bir anda tüm sermaye şirketleri için uygulanmasının kolay olmadığı bilinmektedir. Buradan hareketle Bakanlar Kurulu tarafından kapsamın daraltılması, gelecekte geçişle ilgili genişletmek ise doğru değildir. Bağımsız denetimin tüm sermaye şirketlerine uygulanmasına ilişkin geçiş bir an önce takvimlendirilip kamuoyuna paylaşılmalı ve buna göre de sermaye şirketleri hazırlıklarını yapmalıdır. Ve sonuç itibariyle değerli arkadaşlar, görüşlerin öneri haline getirilmesi şu şekilde sonuçlanmış. Bir bedel karşılığı farklı üniversiteler tarafından verilen eğitim ve eğitim materyalleri, sınavlar, eğitim verenler ve bunun gibi standart değildir. Ben hiçbir yorum yapmayacağım. Takdir tamamen sizlerin görüşünü bırakmak istiyorum. Gözetim kurumu özel bir kuruma dönüştürülmelidir. Gözetim